Selamünaleyküm Can Başkan. Aleykümselam kardeşim. Şimdi son günlerde bir istifa yönetime karşı ayaklanma var taraftardan. Bu konuda senin düşüncelerin nedir? Valla ben şu anda istifa görüşüne katılmıyorum. Çünkü önümüzde biliyorsun bir takımımızın bu süreçte enkaz diyelim biz yani. Puan durumuna baktığın zaman çok gerilerdeyiz. Altımızda zaten takımlara baktığın zaman Elazığ'ın 23 tane takımın bizden sonrakilerin 21 puanı var. Bu hafta Antep'le oynuyoruz. Önümüzdeki haftada bir arkamızdaki Sivas'ta oynuyoruz. Biz bunları kaybettiğimiz zaman küme oynarız. Bu zaman birlik zamanı. Millet bizim Trabzon halkına ben buradan diyorum özellikle. Herkes Dijitürk'te kahve köşelerinde maç seyretmeyi bıraksın. Biletler zaten ucuz. Avunakar'ı bu hafta dolduralım. Antep maçında bir çıkış yakalayalım yeni hocamızla beraber. İnşallah Allah'ın izniyle bu kötü günler geride kalır. Trabzonspor'umuzdan başka bir şey yok. Köstek değil, destek zamanıdır diye düşünüyorum ben. Şimdi Sadrişen'e sert bir tepkiniz vardı. Yönetime de aynı şekilde. Bundan sonra bir hoca değişikliği yaşandı. Hoca değişikliğinden sonra hem Şenol Hoca'ya destek verdiniz hem futbolcuya moral verdiniz geçtiğimiz günlerde. Bu konuyla alakalı Valla biz Sadrişener'e başkana protesto yaptığımızda zaten biz bir şeyler görüyorduk yani takım iyi gitmiyordu takımı. Biz ne için gidiyoruz? Biz topçular ne için var Trabzonspor? Biz biletini için alıyoruz. Bizi mutlu etmeleri için var. Biz oraya mutlu olmak için gidiyoruz. Trabzonspor'umuz var. Bir hafta sonumuz var işte Trabzonspor maçına gidelim, mutlu olalım, eğlenelim. Bir günümüzü, bir pazar günümüzü hibe edip oraya harcıyoruz. Takımımızın peşine işte takımımızı destekliyoruz. İşte hocanın istifasından dolayı ben şurada bir şey demek istiyorum. Yani biz hem hocaya Şenol Güneş bu takımı 82 puanla şampiyon yaptı işte. Kupaları kaldırdı onunla beraber. Başarıları var. Hocanın da buradan yani daha güzel de gitmesini biz isterdik. Ama yine biz gene bir kulüp olarak gittik. Hem takımımıza moral işte sabahın 11 olmasına rağmen gelen arkadaşlara da buradan ayrıca size teşekkür ediyorum. Tayfa'ya teşekkür ediyorum. Siz de yayınladınız hep beraber o gün. Oraya gittik takımımıza saat 11'de sabah olmasına rağmen bir 100 kişilik ekiple bir destek verdik. Takımın da buna ihtiyacı vardı zaten. Yani diyorum Trabzonspor bizim Trabzonsporumuz. Trabzonspor'dan başka bir şeyimiz yok. Bu zaman destek zamanı. Köstek olunacağı zaman da gelir ona da olunur zaten. Ama yani takımımıza biz armaya sahip çıkmalıyız Trabzonspor'a. Yani takımı buradan alıp 3 maç alsak zaten ligin ne olduğu belli olmuyor. Birden yukarı çıkabiliriz. Onun için bizim 1-2 maça ihtiyacımız var. Ben gene diyorum demin dediğim gibi millet evinde kahve köşelerinde Dijitürk'te zaten Dijitürk'ün istediği de bu yani. İnsanlar 10 liraya 15 liraya Dijitürk alsın evinde maç seyretsin. Bu hafta bunu kaldıralım. Anakeri dolduralım hep beraber. Geçtiğimiz senelerdeki gibi kalabalık. Yağmurda, çamurda, karda buralar full çekiyordu. 20-22 bin. Şimdi 5 bin, 6 bin oynuyoruz. Trabzon seyircisine yakışmıyor yani. Takımına sahip çıksın diyorum ben yani kent olarak. Peki Tolunay Hoca'nın gelmesi tribünlere etki yapar mı sence bu hafta? Doldurur mu yani? Eder tabii ya ben Şenol Hoca'ya kırıldığım yer var benim kendi. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Engin Baytar'ın o suya vurması şampiyon oynadığımız sene. Yani hocanın sonra onu affetmesi benim çok zoruma gitti. Çünkü Engin Baytar'ın orada hem hoca hem bütün Trabzon taraftarına küfrüydü o suya vurması. Yani orada hocaya ben kendim çok kızmıştım ki. Şenol Hoca'ya yani nasıl affedersiniz bunu yani. Çünkü orada o suya vurmak bizim şeyine baktığımız zaman dışarıda da yani bir şey küfürdür yani. Orada resmen Trabzon taraftarına küfür etmiş bu. Hocaya küfür etti. Sonra çıktı ben bunları demedim. Yani oradan ben üzüldüm. Tolunay Hoca ile de bir hırslı zaten. Futbolculuk hayatında da Trabzonspor'dayken hırçın birisiydi. Şimdi de hırçın. Onunla beraber seyirci de hırçın. Hocanın dediği gibi ateşle varıp yan yana. O da patlar, biz de patlarız. Coşar gideriz diye düşünüyorum Allah'ın izniyle. Tabii Cenab-ı Allah'ın yardım etmesi lazım. Etmeden olmaz. Peki başka söylemek istediğim şey var mı başkanım? Benim söylemek istediğim gene diyorum Trabzon bizim bütün yani Trabzon taraftarına diyorum. Şu anda destek zamanı. Yeri gelir köstekte oluruz yani hiç fark etmez. Ama şu an destek zamanı. Bu takımı bir yerden kaldırırız yani. Fener'e Asya bağırıyordu. Banka Asya, Banka Asya Fener. Bu Asya'ya biz düşmeyelim. Büyük lokmaya büyük laf konuşma hesabı var. Allah göstermesin. Hiç bunu kaldıracak halimiz olmaz yani. Çok şeyler olur ondan sonra. Şu Gerek an yok. peki yönetimin değişikliği, istifa söz konusu olursa doğru zaman mı? Valla Tekrar şu soruyorum. anda yani ben doğru zaman diye düşünmüyorum. Çünkü takım bir şey yok. O da gittiği zaman tamamen parçalanacak. Yani zaten 12 Aralık'ta seçim var.
Yani seçim zamanı da geldi. O zaman herkes gider oyunu sandıkta atar. Yani ben her zaman diyorum, tepki mi vereceksin? Gidersin sandıkta verirsin. Onu yapmasın, ötekini getirirsin. Onun için şu anda takımımıza sahip çıkma zamanı diyorum yani. Çünkü biz bunu 12. 13. hafta Eskişehir maçında yaptık. 1-0'lık maç, takım kötü gidiyordu. Bir ileri iki geri yapıyorduk yani. Bir maç kazanıyorduk, iki maç kaybediyorduk. Onun için şimdi ben destek zamanı diyorum yani takıma. Yani hocayla beraber yeni bir hoca, yeni bir çağ. Ben inanıyorum ki bazı oynamayan topçular da şimdi oynamaya başlayacaktır. Bunlar özellikle de yabancılar. Biz de Trabzonlu gençlere takıma destek olduğu için, Şenol Hoca'yı hak ettiği şekilde uğurladığı için teşekkür ediyoruz. Yani inşallah hocaya bir uğurlama da yaparız diye düşünüyoruz yani. Derneğimize davet edip böyle bir plaket gibi, bizim aşağı kale arkasında Farozlar, Süleyman 1461, biz 3 grup. Yani öyle bir şey yapmayı düşünüyoruz Allah nasip ederse. Hocamız da tabii kırmayıp bizi gelirse. Çok teşekkür.